billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamisu min mebhesi sem'iyat. Bugün sem'iyat mebhesinin 5. dersinin istisna mebhesinin 5. dersini okuyoruz. İstisna konusunun 5. dersini okuyoruz. Hani dünkü dersin sonunda demiştik ve in tekerre la li tevkidin femme tefrigini tesire bil amilide fi vahidin mimma bi ille süsni ve leys annesiz kivamuni ha ve dune tefrigin ma'at tekaddumi. Yani müstesna müfarrak değil. Yani müstesna minhu nedir? Mezkurdur. Ma'at tekaddumi. Bütün müsteslerler de müstesna minhun önüne geçmişler ise o zaman nesbel cemi'i ihkum bihi ve tezim. Hepsinin nesbine ne olur? Lazım. Ne demek müstesna minhun mezkur? Yalnız bütün müsteslerler müstesna minhun önüne geçmişler. Bedel mubdel minhun önüne geçmediğine göre hepsinin mensup ala sebil istisna okuruz. Öyle demedi, öyle dedi. Ne olursa ne olur? Demek müstesna minhum mezkur muahhar olursa, bütün müstesnayatlar onun önüne geçseler, onların nesbeleri nedir? Vacib. Peki bu sefer aynı durum, müstesna minhum mezkur, yalnız bütün müstesnayat müstesna minhudan muahhar edilir. Abdülber anlıyor musun? Canil kavmu illa Zeyden, illa Amren, illa Bekren, illa Halid'en neyse. Yani müstesna minhum mezkur, müstesna mükerrerdir. O mükerrer olan müstesnayatlar hepsi müstesna minhudan muahhardırlar. Bu sefer ne yaparız? Ne yaparız? Şimdi ne yaparız onu söylüyor. وَنْسِبْلِتَا خِيرٍ وَجِئْ بِوَاحِدٍ مِنْ هَكَمَا لَوْكَانَ دُونَ زَائِدٍ. Metne bakın. وَنْسِبْلِتَا اَخِرٍ. تأخير مصدر معنى اسم المفعول يعني ونسب بالمتأخرة أو لام ده زائدة ده ونسب بالمتأخرة معنى اعتبارنا متأخر olan müstesnayı ne yapın nesbe yapın متأخر olan müstesnayı ne yapın nesbe yapın mensup oku tamam. Muahhar olan müstesna ne ettik? Nesbe yaptık. Ve ci bi vahidin minha. Yalnız o müstesnayatlardan birini, diğerleri getir, birini getirin. Kemal levkane dune zaidin. Şayet zaid olmasaydı. O müstesna üzerine başka bir müstesna olmamış olsaydı. Tek bir tane olsaydı. Onu nasıl okumamız gerekiyor idi? Birini öyle yap, birini öyle getir, geri kalanları ne yap? Mensup yap. Örnek, kelem yefu ilem ru'un illa Ali. Önce lem yefu biliyoruz hangi babdır. Mane geçmeden önce, hani va'ade ya'idu. Ya'idu, ya'idani, ya'idune. Lem gelse lem ya'idu. Lem ya'idu. Bu sefer bu vaadi yani babındandır muhterrullah lamdır. Hem muhterrul fa hem lam. Ve fa yefi. Yefi yefi yani yefun. Aslı yevfi yune. En baid esni. Ve o ye ile kesir arasına girdi. Hasb oldu. Yefi yune. Yan demesini fa'ya verdik. Fa'nın kesesini attıktan sonra yefu yine. İlka geldi ya ile ve orasına ya gitti. Yefune. Lem-i cazme getirdi, geldiğini götürdü. Lem yefu. Hangi bab olduğunu öğrendik mi? Öğrendik. Öyle değil mi? Ha diyor kelem yefu. Onlar vefadarlık yapmadılar. İllem ruhun. Bir kişi yaptı. Bir kişi yaptı. İlla Ali. İlla Ali yaptı. Kelem yefu. İllem ruhun. İlla Ali. Şimdi dikkat edin. Müstesna minhu
مستثنى منهن أرسلين منفي أرسلين مذكور أرسلين ne olurdu وبعد النف أو كنف انتخب إتباع متصل مسنسني متصل نفتن sonra gelirse orada ne muhtardır إتباع muhtar peki kelam yafu nef mi nef مستثنى منهم مذكور مو مذكور illem ru'un sağda diyelim illa Ali olmazsa diye illem ru'un nesi muhtar olurdu itba'i merfu okuruz lem yefudeki o vava bedel eder müstesna minhu bir bedel eder bu muhtar nesbe de caiz ama itba nedir muhtar birini böyle getirdik sonra vensib li ta'khirin o müteahhir olan müstesna ku alidir onu hak mensub okuruz ne okuruz çünkü illa ali normalde ali ya nesbedir Elif'le okunmalı. Yalnız Rabia'nın lügatına göre illa Ali okumuşuz. Bak bu illa Ali artık mensube alel istisnadır. Niye? Ya bir kere İmrun merfi okumuşuz, bedel yapmışız ya. İkinci bedel olmaz. Taadüdül bedel caiz değil. Atıfsız. Harf-ı atıf olsa tamam. Burada harf-ı atıf var mı? Ve illa Ali var mı? Yok. O zaman itba olmaz. İtba olmayınca ne ederiz? Onun mensubu okur. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي. Şimdi aşağı inelim. Özet olarak anladık. Bir yerde müstesna minhum mezkur mukaddem olursa müstesna da müteaddit olursa müteahhir ve müteaddit olursa o müstesnayatlardan bir tanesi o müstesnayatlardan ne? Bir tanesi ne okuruz? Bir tanesi şayet tek olmuş olsaydı ne okunurdu? Bir tanesini öyle okuruz. Diğerleri olmamış olsaydı o bir tane ne okunurdu? Nesbe sekine nesbe okuruz. İtbase itba okuruz. Bir tanesini o şekil muameleye tabi tutarız. Geri kalanları ne ederiz? Mensup ederiz. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi sükiye gelelim. وَنْسِبْ لِتَأْخِيرِينَ Te'khiri mensub et. Te'khiri ne et? Mensub et. O te'khir neye? Bakın, o te'khir neye? لِجَمِيعِ الْمُسْتَسْنَيَاتِ لِجَمِيعِ الْمُسْتَسْنَيَاتِ عَنِ الْمُسْتَسْنَى مِنْهُ müstesna minhu'dan müteahhir olan bütün müstesnayatları nesve yap. Olum olmadı. Kulliha. O müstesnayatların tamamını ne et? Mensup. Yani müstesna minhu'dan müteahhir olan bütün müstesnayatları mensup oku. Gayre mazuke fi kavli. Metinde zikredilen hariç. Hani bir tanesi şay tek olsa ne ise o bir tanesi öyle. O hariç geri kalanları ne et? Mensup. Şimdi وَنْسِبْ لِتَأْخِرِينَ لِجَمِعِ الْمُسْتَسْنَيَاتِ لِجَمِعِ bu cemi tehir demiş. Sütü getirdi. O tehir neye? Cemi'il müstesniyatlara dedi. Bu cemi nereden çıktı? Hani müstenif diyor vecib bi vahdi mina. Bir tane farklı getir. Bir tane müstenif çıkarttı. Demek ki o bir tane dışındaki hepsiler nedir? Mensup. Bu li cemi'i buradaki cemi buradaki umum vecib bi vahidinden ne oldu? Çıktı. Oldu. Onu öğrendik bir. Bir de vensib li te'ahhirin.
تأخيري تأخير معناه متأخر متأخري منصوبي. Şimdi o تأخير neye؟ Bakın o تأخير neye؟ لجميع المستثنيات. Bu لجميع المستثنيات buradaki جار مجرور تأخيره متعلق. O تأخير neye؟ Bütün müstesnaatlara. O تأخير neden؟ Neden؟ عن المستثنى منه. Hem لجميع المستثنياتdaki zarf جار مجرور hem anil müstesna minhu'daki carun mecrur yani hem li cemindeki lam hem anil müstesna minhu'daki an neye mutaallık derler ikisi de tehire mutaallık derler tehire ne derler tehire mutaallık derler oldu ve yahut da vensib li tehirin o tehirden bedel لجميع المستثنيات لجميع المستثنيات لتأخيرنا neydi tefsiridir. Bu tefsirine fayda verdi. Fayda verdi ki buradaki bu tehir mana müteahhirdir. Tehir mana müteahhirdir. Neden ibarettir? Cemiyul müstesniyatlardan ibaret. Ha لجميع المستثنيات لتأخيرin tefsiridir. Anil müstesna minhu o تأخيره yine متعلق. Ani müstesna minhu mecbur تأخيره متعلق olur. Ama li cemil müstesnaat li تأخيرinin tefsirini de yapabiliriz. Ona متعلق da yapabiliriz. Mane anladınız? Mane budur. Yani insibil müstesnaatil mutaahhir insib cemi'al müstesnaatil mutaahhireti anil müstesna minhu غير الواحد الذي ذكره المصنف بقوله وجيء بواحد منها معنى budur yani o müsnedin söylediği bir tane hariç müstesna minhu'dan müteahhir olan bütün müstesnayatları mensup yani cani'l kavmu illa zeyden illa amren illa bekren illa haliden kaç tane olursa müstesna minhu mezkur o müstesnayatlar müteahhir olduğu sürece bir tanesi tek olmuş olsa neyse o yine öyledir. Nesve ise nesve, rafe ise rafe. Diğerler nedir? Mensub alel istisnadır. Gayre ma zekerehu fi kavlihi ve ci bi vahidin minha. Ve ci bi vahidin minha. Onlardan bir tanesini getir. Mu'araben kemalev kana vahde dune zayne aleyhi. Niye bir tane öyle getiririz? Diğerleri mensup yaparız. Çünkü o bir tane diyelim bazı yerlerde mensup aleyhissisine olur, bazı yerlerde itba olur o bir tane. Bir tane itba olunca artık diğerler itba olamazlar. Diğerler ne yapamayız? İtba yapamayız. Yapamayız. İbdar bakın atıfsız bedel caiz değil. Bak, atıfsız ne caiz değil? Atıfsız bedelin taaddudu caiz değil. Anlıyorsun değil mi? Yani bir yerde bir bedel geldiyse ikincisi gelemez. Ancak harfe atıfla ne olabilir? Harfe atıfla gelebilir. Cumhur-i Nuhat bu görüşlerdir. Ama ubedi diyor taaddudul bedel bila atıf caiz. Taaddudul bedel bila atıf nedir? Caizdir. Taaddudul bedel bila atıf caiz. Anlıyorsun değil mi? O zaman ubediye göre kaç tane müstesnai müteahhir varsa hepsini o bir tanesi gibi müstesna minhu'ya itba edebiliriz, bedel yapabiliriz. Ama burada söylediği o cumhurun görüşü. Vecib bi vahidin minha mu'raben. Mu'rab olarak getir. Kemal levkane vahdehu. Nasıl ki o ne olsaydı? O tek olsaydı. Dune zaidin aleyhi onun üzerine başka bir müstesna zaid olmamış olsaydı. Yani o tek olmuş olsaydı. Tek olmuş olsaydı. Başka bir müstesna zaid olmamış olsaydı. Nasıl okunurdu? Bir tanesini yine öyle oku. Geri kalanı ne et? Mensup ya. Oldu. Peki o bir tanesini
Şimdi dönelim, bir tanesi sen tek olmuş olsaydı nasıl ise öyle getir. Fensi bu, o bir tane neyi? Mensubi. Canil kavmu illa Zeyden, illa Amr'e, illa Bekir. Nesve ya. Verfa'hu merfu'id, kelem yefu illem ru'un gibi. Haysu, nerede nesve ref'e yap? Haysu, o mekan ki, haysu, o mekan ki, o hal ki yak dedi istiyor. O mekan zalike nesveyi ref'i. Yani o mekan hangi mekan nesve istiyorsa o bir tane mensup yap. Hangi mekan o bir tanenin ref'esini istiyorsa ref'i yap. Hangi mekan o bir tanenin cerresini istiyorsa cerre de yap. Öyle değil mi? Ma merertu bil kavmi illa Zeydin mesela diyelim. İlla Zeydi. Onun için burada fensib dedi, fensibhu verfa'hu dedi, vecrurhu demedi. Ya onu da deseydi daha zarar olurdu. Yahut da fensibhu vetba'hu deseydi, fensibhu nesve ala sebil istisna, itba, itba deyince nesve de itba'a girerdi, raf'a da girerdi, cerre de girerdi. Yani burada fensibhu vetba'hu deseydi daha iyi olurdu. Mensub alel istisna yap yahut da itba yap. İtba da rafayla olur, nesbeyle olur, cereyle olur. Müstesna minhu neyse olur. Fetba olsa daha iyi olurdu. Ha biz ne deriz? Hani istisna fensibhu o nesb alel istisna ona girdi. Verfa'hu hani bedelden meşhur raf'adır. Çok zaman rafa haletidir. Onun için verfa'hu demiş. Yoksa rafa da okunabilir iddial üzerine, nesbe de okunabilir, cerre de okunabilir. Meşhur itba rafa haleti olduğu için verfa'hu demiş. Bunu öğrendik. Haysu yaktedi zalike. Haysu yaktedi zalike. Şimdi bu yaktedin faali haysu. Haysu ne manasındadır? Haysu o mekan yani fensibu verfa'hu fi mekanin fi halin yahtedi zalike. Bak burada haysu mekan tevlindedir. Hal tevlindedir. Yahtedinin faali huvedir o haysu'ya gider. Hal mekandan ibaret olan. Zalike de nesve ref'aya gider. Kulli vahad itibari. Ha o nesbe raf'a da alamat-ı kadime. Alamat-ı kadime fensibhu ve erfa'huya nedir? Mutaaddi. Oldu. Şimdi orada muharebene geri dönelim. Şimdi dursun. Kelem yefu illem ru'un illa Ali. Bir raf'ın evveli imrun merfudu. Niye? O tek olmuş olsaydı. O tek olmuş olsaydı. Burada neyi muhtardı? İtba. Aha. İllem ru'un merfu okuruz. Kellem yafudaki o da müstesna minhu olan vava ne ederiz? Vava bedel yaparız. O biti. Ondan sonra gelen müstesna ne? Ali. Bir rafil evveli ve nesbi sani. Sani da nedir? Sani da mensubdur. Sani, sani da nedir? Mensub. Hani mensupsa Ali ya olmalıydı. Biz diyoruz Rabia lügatına göre sukunla ne yapılmış? Vakıf yapılmış. Biri derse bunu demeyelim. Ali yun merfu yapalım. Lem yafudeki vava beder olsun. İllem re'en mensub olsun. Şimdi illem run merfu Ali mensub demiyoruz. Mecbur kalırız. Rabia lügatına göre mensup üzerine sukunu vakfedilmiş diyoruz. Aliyun merfu yapalım. O vahid kemak levkane dune zayde aleyhi. O vahid Ali olsun. Merfu olsun. İmren mensup yapalım. Peki imren mensup yaparsan Zeyden elif yazılmıyor mu? Yazılıyor. İllem re'en o hemzenin yanında elif var mı? Yok. Demek nesve haleti değil. Çünkü vakıf değil. Diyelim Rabia lügatına göre yapılmış. Rafa vakıf haleti değil.
vesl haletinden mensubun yanında ne yazılı? Zeydun, Zeydin, Zeyden. Elif yazdı. Burada da İmra'en Elif yok. Ha öyleyse burada Aliyun merfu İmra'en mensub yapamayız. Mecbur İmrun merfu yaparız. O vahid İmrun deriz. Merfu okuruz. Bedel yaparız. İlla Aliya bu da mensubdur. Rabia lügatına göre bu mensub üzerine sukunla vakıf yapılmış deriz. Burayı bildiniz mi? وَقَامُوا اِلَّا زَيْدًا اِلَّا اَمْرًا اِلَّا خَالِدًا بِنَسْفِ الْجَمِيهِ Hepsi nedir? Mensur. Niye hepsi mensur? Demin demedik, biri sanki şayet tek olursa neydi? Biri o şeyle okundu, diğerlerinden mensur. Diyor, اِذْلَوْ لَمْ يَكُنْ اِلَّا الْاَوَّلُونَ Eğer burada diyelim, İlla Zeyden'den başka olmamış olsa bile vecibe nesbu. Nesbesi nedir? Vacib. Hani istisna ilayla olursa, kelam-ı mucib olursa, ne olursa? Kelam-ı mucib olursa, müstesna minhum mezkur olursa nesbe vacib değil. Hani mestesnet illa ma'temma min yentesif. Öyle değil mi? Burada şayet İlla Zeyden tek olmuş olsaydı, İlla Zeyden tek olmuş olsa diye. O Zeyden ne okunurdu? Nesbesi var. Tam bir tanesi mecbur nesbe okuruz. Geri kalan vensibli tehirin demişti. İlla Amren, illa Halid'den onlar da zaten mensup okuruz. Ha üçü de ne oldu? Mensup oldu. Hani o bir vahad fensibhu velfa'hu. Fensibhu وَالْفَعْهُ Öyle değil mi? Burada mesela كَلَمْ يَفُوا اِلَّمْ رُعُنْ Orada وَالْفَعْهُنُ misali değil. Bu da illa Zeyden nesben misali. Orada illa Ali sonra gelen bir tane mensup değil. Burada da illa Amre, illa Halid'den sonra iki gelen ne oldu? Mensup oldu. بِنَسْبِ الْجَمِعِ Niye? اِذْلَوْ لَمْ يَكُنْ اِلَّا الْاَوَّلُونَ Diyelim evvelden başka Zeyd'den baş olmamış olsa levacim nesbu nesbesi neydi? Vacip. Bir tanesi nesbesi vacip oldu. Geri kalanların nesbeleri zaten ne? Nesbeleri nedir? Vaciptir. Diğerleri de mensup oldu. Hepsi ne oldu? Mensup. Peki biri derse hani birinci diyelim illemru'un o bedeldir. İkinci mecbur mensup olur. Çünkü bedelin taadudu atıfsız caiz değil. Burada bedel yok. İlla Zeyden mensup değil midir? İlla Amrun merfu okuyan bedel yapar. Çünkü önceki bedel değil. Sen Amrun'u bedel yaparsan illa Halid'un da bedel yapman lazım. Şimdi biri bedel diğeri nesbe yapamazsın. O zaman taadudur bedel bile atıf lazım gelir. Bile atıf lazım gelir. Peki her yerde illa Amre illa Halid'den İki tane değil, üç tane değil. Diyelim, قَامُ illa زَيْدًا illa amren. Burada nesme niye vacip? Hani bedel yaparsa sıkıntı olmaz. قَرْدًا لِلْبَابِ Hani bazı yerlerde taadudül bedel bile atıf lazım gelir. O caiz değil. Bazı yerlerde diyelim o müstesna iki sefer tekrar olmuş. Biri mensup aleyh istisna yaptık. Diğeri de bedel yaparsak ne olur? Hiçbir sıkıntı olmaz. Yalnız قَرْدًا لِلْبَابِ Diğer yerlerle aynı olsun diye burada da nesbe vacip yaparız. Burada da refe yapmayız. Oldu mu? Niye? Ya birinci bedel olursa mecbur nesbe olur. Müteadid olursalar mecbur nesbe olur. Bir tane olursa, yani bir tekrar olursa birinci mesvalar istisna ikinci bedel yaparsak ne olur? Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama diğer yerlerle uyumlu olsun diye orada da nesbe vacip diyor. Bunu öğrendik mi? Şimdi وَجِئْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مُعْرَبًا Şimdi buranın takdiri şöyle. وَجِئْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا حَالَ كَوْنِهَا مُعْرَبًا Bu mu'reben o vahidinin neyi olur? Hali olur. Bu mu'reben vahidinin neyi olur? Hali olur. Öyle değil mi? Takdir ve cibi vahidin minha halakuni muarebe. Peki mana nasıl gelir?
معنى وجئ بواحد منها معربا بإعراب anlıyorsun değil mi? Mu'raben bi'arabin ke'arabin mevcudin ke'arabin mevcudin levkâne vahdehu. Bak bir daha söylüyorum. Vecib bi vahdi minham mu'raben. O vahdi halikönü ki mu'raben. Neyle mu'raben? Bi'arabin. Bir i'arabla mu'raben. Mu'raben bi'arabin. Orada bir i'arabi tahta ediyoruz. Kema o kaf da i'arabdan ibarettir. Maymun olsun ve i'arabdan. Ke i'arabin. Kenne ke i'arabin. O i'arab da mevcudin. O i'arab da mevcudur. Levkane vahde. Eğer o vahid tek olsaydı hangi i'arab mevcud idi? O vahid tek olmasa onunla beraber bir kaşan daha olursa o vahidi o halette getir. O i'arabla muarab olarak getir. Bu takdir niye yapıyoruz? Ya bu takdir buradan makam, i'arabı beyan etme makamı değil midir? Onun için mu'arabeni takdir ederiz. Kemadaki may mevsime de i'arabdan ne ediyoruz? İ'araba takdir ederiz. Demek ki bu mu'arabeni buraya koymayla işaret etti ki vecib bi vahidin minha vecib mu'araben kema. Demek bu kema mukadder bir mu'arabene müteallıktır. Vahiden neyi olur? Hali olur. Bir deyse zilhal marif olmalı. Vahid nekiredir. Nasıl kemal levkane ona hal olur? Biz diyoruz bir vahidin minha. O minha vahidin sıfeti mi? Vahidin sıfetidir. Vahidin neyidir? Sıfetidir. Ha o zaman vahid minha ile tahsisi yapıldığı için kemal ona ne olur? Hal olabilir. Oldu. Şimdi burada may-i mevsufe i'arabdan ibaret ettik. Anlıyorsun değil mi? Veyahut da may-i zayde diyebiliriz. May-i ne? Zayde. Lev kanedeki lev de mesleriye deriz. Kane tamedir. Fa'ali mustetir huve vahide gide. Yani vecib bi vahidin minha vecib bi vahidin minha وَجِبْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا وَجِبْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مُعْرَبًا bak وَجِبْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مُعْرَبًا بِعْرَابٍ كَمَا mayı atın لَوْ كَانَدَ وَجَدَ manasındadır. Mesel tevhine gider. وَجِبْ بِوَحْدٍ مِنْهَا مُعْرَبًا بِإِعْرَابٍ كَإِعْرَابٍ مَوْجُودٍ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ كَإِعْرَابٍ مَوْجُودٍ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ. Yani burada kafe teşbiye, may zayde, leve meseliye, kane de tamme yaparız. Ha, o zaman ne olmuş oluyor? Mu'arabene mutalık yaparız. Oradaki car-ı mecum mu'arabene mutalık yaparız. Vahide hal yaparız. Ama mananın ortaya çıkması için öyle bir takdir yaparız. Ve cibi vahidin minha mu'araben bi'arabin. Mu'araben sütü takdir etmiş. Bi'arabin biz ilave ediyoruz. Mu'araben bi'arabin. Bu sefer kemal lev may zayde lev meseriye orada bir i'arabi takdir et ke i'arabin ke e o i'arabın sıfatı ki mevcudin mevcudin lev kane vahdehu lev kane vahdehu. Yani eğer o vahid tek olmuş olsaydı onunla beraber hangi i'arab mevcut ise bunlardan bu müstesnayatlardan bir tanesi o i'arab ve i'arablandır. Oldu. Kane tammedir.
اسمي مستتر هو در واحدة gider دون زائد عليه كانن içindeki هوية ne olur كانن içindeki هوية حال olur كانن içindeki هوية ne olur içindeki هوية حال oldum demek kemal levkan oradaki cevabı mecrur vahiduna hal olur دون زائد كانن içindeki هوية حال olur kan içindeki huve de vahide gider. O zaman kemal levkane de vahide hal olur. Dune zaidin aleyhi de vahide ne olur? Hal olur. Oldu Yani burada Sülki Muharebe'nin takdir ettiği haşilerin yardımıyla beraber yani kemal lev hale kevni zalikel vahidi Muharebe ne demek? Muharebe'n bi arabin ke arabin mevcudin levkane vahde. Buranın takdiri böyle gelir. O vahid orada tek olmuş olsaydı, onunla beraber bir müstesna tekrar edilmemiş olsaydı, o vahidin ya Rabbi neyse, نسب على الاستثناء ما رفع على البدلات ما نسب على البدلات ما جر على البدلات ما نفس واحد او شكل يا رب bunu öğrendik mi bildiniz değil mi şimdi ve hukmuha ve hukmu kamu illa zeyden illa amre illa haliden بنسب الجميع إذا لم يكن إلا الأول لوجب نسبه. Anladınız değil mi? Şimdi وحكمها أي حكم ما بعد المستثنى الأول. Bakın dikkat edin. Diyelim ikinci misale bakın. Müstesna evvel nedir alim? Nedir o misalde? وقاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا مستثنى أول هانكيسيدر زيدندر ندر وحكمها أي حكم ما بعد المستثنى الأولي onu ما بعد ندر bizim bu örnekte amrendir halidendir ha bunların hükmü ve hukmuha ey ma ba'del mustesnel evveli bilirse ما بعد المستثنى الأولي باخن ما بعد مفرد مذكر حكمها مؤنث nasıl ha ما بعد المستثنى الأولي gelir şimdi getiriyor o ما بعد المستثنى الأولي açılıyor nedir ما بعد المستثنى الأول من المستثنيات من المستثنى diğer müstesnalardır ha demek o ما بعد المستثنى الأولي müstesnayatlardan ibarettir müstesnayatlar nedir cemidir O zaman ve hukmuha ma ba'del müstesne evveldeki yani birinci müstesnedeki müstesnatlara gider. Ve hukmuha o müstesnayatların hukmu mana itibariyle. Ama izâ lem mümkün istisna'u ba'diha min ba'din. Eğer her bir müstesna bir öncekinden istisnası mümkün değilse. Her bir müstesna bir öncekinden eğer istisnası mümkün değil ise. Ne gibi örnek? Ha, biraz önce bakın. Kellem yefu illem ru'un illa Ali. Ali imru'undan istisnası mümkün mü? Hayır, o bir adam, o bir adam. O an bu ona girmemiş, ona istisna edilsin. İkinci misale bakın. Ve kamu illa zeyden illa amren. Amr zeydenden istisna yapılır mı? Hayır. O ayrı bir fert, o ayrı bir fert. Onu birine girmemiş ki çıkarırsın. İlla Halid'den, Halid Amr'den istina edilir mi? Ha ve hukmuha imma ba'del müstesnel evveli minel müstesnati izelen mümkün istisna ve ba'de min ba'din demin geçirdiğimiz iki misalde. Demin geçirdiğimiz iki misal. Tabi bir de bunu bir niye iki misal getirdi? Biri harici misali, biri dahili. Şimdi kelem yefu illem ru'un. Vefadarlık yapmadı ancak bir kişi yaptı. Bir de
Ali yaptı. Burada Ali'nin hükmü duhuldur. O vefaya duhuldur. Peygamu illa Zeyd'den. Kalktılar Zeyd hariç. Amr hariç, Halid hariç. Bak buradan Zeyd, Amr, Halid. Üçü de hükümden hariçdir. Bu hükümden kıyam yok bunlara. Kamu, kavm kalktı. Zeyd kalkmadı. Amr kalkmadı. Halid kalkmadı. Onlara kıyam yok. Bak burada nedir? Birinin hükmü duhul, ikincinin diğerinin hükmü nedir? وحكمها إما بعد المستثنى الأول من المستثنيات إذا لم يمكن استثناء بعد من بعد دم geçirdiğimiz iki misal gibi o müstesnaatların hükmü fil kasti fil ne? Fil kasti. Bir de demin iki misal örnek verdik ya, bir misal daha verebiliriz. Mesela diyorsun lehu aleyye aşeretun lehu aleyye İlla selasetü. İlla erbaatü. Şimdi erbaatünün selasetünden istisnası mümkün mü? Mümkün değil. O zaman selasetün aşeretünden istisna yapıldığı gibi erbaatün de aşeretünden ne yapılır? İstisna edilir. O zaman aşeretünden bir selaset çıktı. Bir de ne çıktı? Erbaat çıktı. Aşereten üç. Dört çıkınca ne kalıyor? Üç kalıyor. O zaman sanki demiş 3 lira alacağı var. 3 dinar alacağı var. 3 dirhem alacağı var. Öyle değil mi? Ama bazılar diyorlar olmaz. İlla erbaatun selaset dururken aşeretünden ne yapılmaz? Aşeretünden içine yapılmaz. Yani ikinci müstesna direktmen birinci müstesnanın istisna edildiğinden edilmeli. Onlara göre bu zaten caiz değil. Niye? Erbaatun aşeretinde istisna edilmez. Baselefi hariç. Selasun'dan da yapılmaz. Selasun çünkü 3 bu 4 ondan fazla. Bu caiz olmaz. Ama Selefi'ye göre ikinci müstesna birinci gibi o da müstesna minhu'dan müstesnadır. O zaman olur. Neyse devam edelim. Ve hukmuha fil kasti. Ve hukmuha fil kasti. Yani mane maksuddaki, maksud olan manada müstesnayatların hukmu hukmul müstesnel evveli. Müstesnaya evvelen hukmu gibidir. Müstesnaya evvelen hukmu gibidir. Yani mane maksud, insan hani bir misal mutkeli misali kullanırken orada onun maksud bir maksudu var. Ya idhaldir ya nedir? İhraz. Ha birinci diyelim kamu illa Zeyd'den. Orada mütkerin gayesi nedir? Zeyd'i kıyamdan ihraz etmek. Maksudu bu değil midir? O zaman Amr'de de kast odur, maksud odur. Halid'de de odur. Peki kelem yafu illem ru'un. Orada mütkerin gayesi ne? Onlar vefadarlık yapmadılar. Ama imrun hariç. O yaptı. Bak burada. Maksud ne etmektir? İmrun o hükme idhal etmek. Yani vefa imrune var. O zaman Ali'ye de var. Orada maksud idhalse Ali'de de idhal. Ama Zeyd'de maksud ihlasse Amr'de, Halid'de de nedir? İhlas. Bak kendisi diyor. Fenkana haricen. Eğer evvel haric ise Zeyd gibi, illa Zeyd'den, ikinci misaldaki Zeyd gibi. Yahut demin verdiğimiz örnekte selasetun gibi. Kana haricen, ikinci de haric olur. Erbaatun da haric olur. Amren de haric olur. Halid'den de haric olur. Oldu mu? Fenkana haricen. Fenkana haricen. Anlıyorsun değil mi? Şimdi nasıl harici olur? Demin dedim ya, eğer birinci hariçse ikinci de hariç. Birinci dahil ise ikinci de dahil diye. Kendisi söylüyor. Fenkana haricen. Eğer birinci ne olursa? Harici olursa. Nasıl? Bi'en kânel evvelum istisnaen min mucebi. Diyelim
birinci mucebden istisnadır. Zeyd kamuden müstesnadır. Mucib değil mi kamu? O zaman birinci koz zeyd ne olmuş oluyor? Haric olmuş oluyor. Kökü müstesna minhüye var. Müstesna o hükümden haric. O zaman fe mabade o kezer ki onun mabade ko amrendir, halidendir. Onlar da ne olur? Haric olur. Ve imkanı dahilen eğer birinci ne olursa? Dahil olursa. Bi enkane istisnaen min gayri mucibi. Gayri mucibden yani menfiden. Kelem yefu illemru'un. Bak vefadarlık yapmadılar. İmru'un hariç. O yaptı. Fema ba'da o kezar ki o zaman Ali de yapmış. Hey. Burada ben bir itiraz yapayım. Aslında itiraz yapılmıyor. Şimdi diyor eğer birinci dahilse mabadi de dahil. Birinci hariçse mabadi de hariç. E demek birinci de idhal da var, ihraç da var. Öyle anlaşılıyor değil mi? Peki istisna nedir? Bana istisnanın tarifini söyleyin. Ha, istisnanın başına geçin. Tam başı. El istisna'u huve ihracun bi illa ev ihda ehevatiha hakikaten ev hükmen min muteadidin. İstisna nedir? Hele söyle Serkan. Huve ihracun bi illa. Görmemişsin, sağa sola bakıyorsun. هو إخراج بإلا أو إحدى أخواتها. هذا برد يسر ومعبر. استثناء إخراج بإلا. يا استثناء زادن إخراج دير. برد يقول أجل أول داخل أولوسا سنة داخل أول خارج سنة خارج. يا استثناء دا نصن داخل أولو. استثناء دا نصن داخل. Şimdi bunun manası budur. İhtiraz anladınız. Biz o çelişki yok. Şimdi استثناء zaten ihraç dedi. Ha bu ihraç, bu ihraç. Eğer önceki kelam nefse, buradaki ihraç, o nisbeti sübut. Mesela, ma ca'nil kavmu illa zeyden. Bak zeyd ihraç yapıldı. Makkabın hükmünden ihraç yapıldı. Peki makkabın nef olduğu için, zeyden ne var? Zeyd'e nisbet var. O kıyamın nisbeti Zeyd'e var. Bak hem ne var? Zeyd makkabının hükmünden ihraç edildi. Hem de o neye de söylen? O nisbeti sübutine de dokulu var. Yani kavmin hükmünden hariç ama ona kıyam da var. Bak hem kavmin hükmünden hariç, kavmin hükmü nedir? Adamın kıyamdır. Zeyd ablad adamın kıyamdan ihraç edilmiş. Peki ihraç edilince Zeyd'e ne var? Subutul kıyam var. Kıyam var. Bak ne var? İşte o nisbeti subutiye dahildir. Ama makabın hükmünden ihraç edilir. Anladınız değil mi? Size ibare okuyayım. Fe in kulte muktata tarifi istisnai bil ihraci ennehu daimen ihracun. Demin İstisnanın tarifini yaparken onun muktedasına göre istisna daima ihraçtır. İster icab, ister nef. Ve muhteda mahuna ennehu kad yekun idhal. Bazen ihraç olur, bazen idhal olur. Ha, diyor, kultu lan münafatı. Münafat yok. Niye? Lianne kulle istisnan ihraç makabilehu minel isbat ve nefi. Bütün istisnalar makabilinden ihraçlar yapılıyor. Ha neftir. Nefse bu ihraç edilir. İsbatsa da ihraç edilir. Ama lakin zeka makablehu nefen. Bak makable nef olursa. Kâne huve müstezmin idhali. Makablin nef olması müstesnanın idhalinin müstezimidir. Nerede idhal yapılıyor? Fî nisbeti sübutiyeti. Nisbeti sübutiyle idhal yapılıyor. Demek adamul kıyamdan Zeyd'i çağırırken o zaman Zeyd'e ne var? Nisbeti sübuti var. Zeyd'e kıyam var. E bak makarlığın hükmünden ihraç edildi. Kelam menfi olduğu için nisbeti sübutiye girdi. Oldu. Yani nef'den ihraç nisbeti sübutinin idhalini istilzam eder, gerektirir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Çelişki yok değil mi? Şimdi canil kavmu illa zeyden. Kavmin hükmü neydi? Mecetti, gelmekti. Zeyd ihraç edildi. Zeyd ne yapıldı? Bak makkabının hükmünden ihraç edildi. Hala da ihraç.
Harada diyoruz Z'de kıyam yok. Bak orada hem nisbeti sübuti de ona yok, hem makabden ihraç edilmiş. Ama nef olursa, ma canil kavmiyle Z'de. Kavm gelmedi ancak Z geldi. Kavmın hükmü nedir? Adamul mecidir. Z ondan ihraç edildi. Z Adamul mecidden ihraç edilince mecburi ona meciyet olmaz mı? Olur. O zaman Adamul kavmin hükmü olan Adamul mecidden ihraç edildi ama nisbet-i sübutiyeye meciyetin nisbetine girdi. Ona meciyet var diyoruz. İhraç hali. Aynı yerden yine ihraç var ama o ihraç ile birlikte idhal-i fi nisbet-i sübutiye de var. Çelişki yok. Peki demin dedik ya Abdülber, dikkat edin, istisnalar çok olursa her biri bir önceki müstesnadan ihracı mümkün değilse o zaman ne yaparız? Birincinin hükmü neyse diğerlerin hükmü de olur. Birincinin ki idhal ise diğerlerin ki idhal, birincinin ki ihraç ise diğerlerin ki de ihraç. Ne zaman? Eğer her müstesna bir önceki müstesnadan istisnası mümkün değilse. Ama fe'in emkene istisna ve ba'da min ba'di. Her bir müstesna bir öncekinden istisnası mümkün. Nasıl oluyor mücahit alim? Şimdi bakın. Lehu bu mücahit için indi benim yanında erbaune 40 lirası var. Erbaune mübteda, lehu erbaune sıfatı olur. Öne geçmiş. Şimdi onun haberi olur. Tersini de yapabiliriz. Ne kadar itiraf ettim? 40 lira. İlla 20'ne o itiraf ettim 40 liradan 20 hariç. Ne kadar kaldı? Ne kadar çıkarttın? 20. İlla o hani çıkardım 20 var ya, bak 20 kaldı. O çıkardım 20'den illa aşereten 10 tanesi var. 10 tanesi var, kaça çıktı? Mukarribine kadar 30. O var dedim, 10 var ya, illa hemseten, o 10'dan 5 yine yok. Kaça indi? Söyle, 25'e indi. Bakın tekrar ediyorum, karıştırdınız. Şimdi diyor, 40 lirası var bende. İlla 20'ne. O 40'tan 20 yok. Bak 40'tan 20 yok dedim. 40 demiştim ya, ne kaldı o? İkrar edilenden ne kaldı? 20. 20 yok dedim. O yok dedim 20'den 10 var. 20 zaten bölüyordu. Bu 10 onun üzerine gidince mukarrubihi kaça çıktı? 30. O 10 var dedim ya illa 5'de o 10'dan 5 yok. Mukarrubihi kaç oldu? 25. O yok dedim 5'ten illa isneni 2 tane var. Kaça çıktı? 27'ye çıktı. Demek ki 27 ikrar etmiş oluyor. Şimdi demin isnen hemsetünden hemseten aşereteden aşereteden aşereten işliğinden istisnaları mümkün mü? Mümkün. Nasıl işliğinden ki erbaunadan mümkünse her bir müstesna bir öncekinden istisnası mümkün. O zaman ne yaparız? Üstüsniye kullu vahidin mimma kablehu. Her bir istisna makabrinden istisna edilir. Kalan neyse mukarrubi odur. Demin yaptık. Her bir bir öncekinden, her bir bir öncekinden istisna ede ede en son 27 kaldı. Ya öyle yap. Ev eskitil evtare. Evtarlarını ne et? Bak demedik. Üstüs niye kullu vahni mi makablehu. Ev esketil evtare. Vitir olanları iskat et. Eskit emir. Ve yahut da demin üstüs niye kullu vahni mi makablehu. Ev uskitel evtaru. Fiyeli bile meşru okuruz. Üstüs niye daha uygundur. Ev uskitel evtaru. Hareke var mısın ki? Nedir? Uskitel evtaru. Siz de öyle yapın. Evtarlar iskat edilir. Hani her biri bir öncekinden istisnası mümkün olunca her biri bir öncekinden istisna yap veya da üskiten evtar. Evtarlar iskat edilir. Evtarlar ne?
Bir bakın istisnalara bakın. Evtar olanlar ne? Şimdi lehu indi erbaana. Bu müstesna minhudur bu cümle. İlla işrine birinci müstesna bu değil mi? Bir oldu mu? Tek mi çift mi? Niye? O da birincidir. Yani on bakın yani on tane çift mi tek demiyorum. Hani burada işrine aşereten, hemseten isim dört tane müstesnalar yok mu? E bu tek. Bu gelince bak çift oldu. Bu gelince yanına tek. Bu gelince çift. O zaman işrine nedir? Tek. Üskete levtaru. Onu at. Onu at. Nereden at? Erbauneden at. At. Ne kaldı? 20. Başa evtar ne var? İlla aşereten o ikincidir. O vitir değil. İlla hemseten o vitir. Onu da at. Serbest söyle. 15 kaldı. Bak 20 atık, 5 atık 40'tan ne kaldı? وَدُّمَّ اِلَى الْبَاقِي Eğer eslit okursak وَدُّمَّ de emir okuruz. وَدُّمَّ dem yap اِلَى الْبَاقِي Eğer اُسْقِتَ فِي الْبِنَا مَشْمُ okunursa وَدُّمَّ dem edilir اِلَى الْبَاقِي Bakiye ne yapılır? Dem edilir. بَعْدَ الْاِسْقَاتِ İskattan sonra demin hani işliğine, hemsetunu, o vitri olanlara atıldı ya. وَدُّمَ اِلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْاِسْقَاتِ الْاَشْفَاءُ Ne dem edilir? Çift olanlar dem edilir. E peki, demin tekler ne olduğunu attık. Çiftlere bakalım. Ne kalmış erbaundan tekleri atınca? 15. İlla işrine, işrine zaten atmıştık. İlla aşereten bu nedir? Çift değil mi? İkinci. Onu 40'tan ne kalmıştı? Ona ilave et? 25. Ondan sonra gelir? İlla hamseten. O çift mi tek mi? Tek değil mi? Onu atmıştık. İlla isneğini bu. Bunu da ilave et. 20. Aynı oldu. Fel müştema'u toplanan huvel bâti ba'del iskati. İskattan sonra iskattan huvel bâti şey ba'del istisnai. Hani istisnadan sonra demin her bir makamdan istisna edilseydi ne baki kalırdı? 27. E burada evtanlar iskat edilirse, eşvanlar dem edilirse, fel müştema orada toplanan huvel baki ba'del istisna. İstisnadan sonra baki kalan neydi? 27. Baki kalan oldu. Burada iki uygulama da yapabiliriz. Her bir öncekinden istisna edebiliriz. Evtarları iskat eder, eşvarları geri kalana ilave ederiz. Öyle değil mi? İstisnadan sonra baki kalan neyse burada da o kalır. Kim bunu söylemiş? Kâle fişerin kafiye. Şimdi kâle hu bu metodu yani fein emkene istisna ve ba'den min ba'din üstüs niye ev uskite bunu söyledi musanif fi kâle fişerin kafiye. Yoksa sade o son bölümü değil. Yani bir müstesna bir öncekiden istisnası mümkün ise her bir öncekiden istisna da yapabilirsin. Kalan neyse odur. Evtarları iskat etmek suretle, eşvanları bakendem etmek suretiyle geri kalan neyse odur. İstisnadan sonra ne kalıyor ise iskattan sonra kalan da odur. İkisi aynı yere varıyor. Oldu mu? Yalnız üstüs niye? Ev uskite ve dumme. Hepsini bilen meşhur okursa daha iyi olur. Yok. Üstüs yazadım neyin meşhur? Ev eskit ve dumme bu ikisinden ne okuyabiliriz? Emir okuyabiliriz. Eğer eskit emir okursak el evtare mensup okuruz ve dumme el eşfa'a mensup okuruz. Eğer eskite dumme bine meşhur okunsalar el evtaru el eşfa'u naibu faal olarak merfu okunurlar. Oldum. وَنْسِبْ لِتَخِيرٍ وَجِئْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدٍ كَلَمْ يَفُوْ اِلَمْ رُؤُنْ اِلَّا عَلِي وَحُكْمُهَا فِي الْقَسْلِ حُكْمُ الْاَوَّلِ Oldu. Şimdi bu sefer edatul istisna
isim olanlar var. O gayro gibi, öyle değil mi? İsmi, edat-ı isna isim olanlar var, fiil olanlar var. Onların istisnası nasıl olur? İlanikini söyledi. Vacib-ı nesr, muhtar-ı nesr, vacib-ı itba, muhtar-ı itba neyse, müsel-i veşi neyse onları öğrendi. Bu sefer edat-ı istisna illa değil de, gayr olursa, siva olursa, suva olursa, hala, ada olursa, ma hala, ma ada, la yakunu, leyse gibiler olursalar, durumları ne olur? Yarın onlara devam ederiz. Yeter mi? نفعكم الله نفعا مبينا اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب